Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu özel bir bölüm. Yanında Niko var. Konumuz Türkiye'nin ilk yerli ışın kılıcı. İsmail Ozan İzci. Nereden tanıyorsunuz? Arkamdaki tekno küpü yapan ustamız bu işe girdi. Kılıç üretiyor artık. Evet. Biz de ona bilgimiz dahilince yardımcı olduk. Çünkü çok enteresan bir gerçek var. Hadi biz filmin izleyicisiyiz, seviyoruz da Ozan hiç alakası yok bu konularla. Evet. Ama bunu yaptı. Evet, bunu yaptı. Bayağı da ilgi gördü özellikle evet. Yurt dışında. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim, bu satışta olan bir ürün aslında. Sabercraft.com sitesi üzerinden Kağla yazılıyor. Ve satılıyor, incelemeleri de çıkmaya başladı. Evet. Yurt dışında bayağı ses getirdi kendi camiasında. Şimdi ben diyorum ki o camia ne? Biraz hani biraz ondan bahsedelim. Biraz evet o camiadan bahsedelim. Geçen sene hatırlarsan bir tane ışın kılıcı getirmiştim. O Saberforge firmasının evet. Yine custom bir ışın kılıcıydı. Lisanslı olmayan bir ürünüydü. İşte o benim aldığım ilk custom ışın kılıcıydı. Hani bu camia aslında Amerika'da çok büyük. Avrupa'da ve Singapur, Orta Uzak Doğu tarafında çok büyük. Şöyle bir örnek vereyim. Saberforge firması yeni bir Işın kılıcı modelleme tipi için, ASP kit için Kickstarter başlattı. 100 bin dolarlık bir hedefle 1 milyon dolarla kapattı. Of. Gerçekten çok büyük bir kitle. Hani Sabercraft'ın bu ürünü adı da Big Boy. Hı-hı. Big Boy'u tanıtmadan önce bir custom ışın kılıcı, kişiselleştirilmiş ışın kılıcı nedir bir ondan bahsetmekte fayda var aslında. Tamam. Normalde kendin yap şeklinde ilerleyen bir kit. İşte önce kılıcı, kabzayı alıyorsun, elektroniklerini alıyorsun. Blade dediğimiz Işığın geçtiği tüpü alıyorsun ve kendin bunları monte ediyorsun. İlk başta bunu yapan böyle işte 501 gibi fan kitleleri tarafından yapılan kişiler tarafından yapıldı. Bunların adı Sabersmith. Bunlar sipariş alıyor. İstediğin şekilde kılıcı tasarlıyorlar, içine elektroniği monte ediyorlar ve sana gönderiyorlardı. Ondan sonra büyük firmalar doğdu. Saberforge, Ultra Sabers, Vaderswald gibi firmalar hem parça almanı sağlıyor hem bitmiş kit almanı, bitmiş ışın kılıcı almana izin veriyordu. Şimdi orada şöyle bir ayrım var. Mesela Ozan tek başına hepsini yapıyor. Tasarımı da, imalatı da ona ait ama bir de bu büyüyenler Çin'e artık yaptırıyorlar. Evet. Oradan geliyor ürünler. Saberforge mesela yaptırdığı parçalar daha çok alüminyum döküm şeklinde Çin'e işte 3 boyutlu modeli gönderiyor. Yapılmış bir şekilde alıyorlar ve büyük kitlelere satıyor. İşte Ozan'ın yaptığı üründe tabii her şey el emeği. Büyük oranda el emeği. CNC bir tezgahla çalışıyor ama gene de çok fazla bir el emeği olduğunu zaten biliyorum konuşurken kendisiyle bahsettik. Şimdi Ozan'ın kılıcını tanıtmadan önce genelde bu custom kılıçlardan bir bahsetmekte fayda var. Bir bölümlerinden bahsetmekte fayda var. Çoğu kullanacağım terminoloji İngilizce olacak. Hani buna merak saran kişiler aslında bu terminolojiye sahip öğrenmek zorundalar. Çünkü genelde kullanılan terminoloji bu. Hani bir Türkçe isim uydurmaya çalışabiliriz ama karşılaşacakları, internete karşılaşacakları terminoloji İngilizce olacak. Bu temelde iki kısımdan oluşur custom ışın kılıçları. Hilt dediğimiz kısım ve blade dediğimiz kısım. Hilt kısmı şurasına, topuz kısmına pommel diyorlar. Body'si, choke veya neck, boyun kısmı ve emitter, ışığın çıktığı kısım. İçindeki kısımlardan bahsedecek olursak, içinde elektronikleri var. Pommel tarafında speaker, hoparlörü. Bir bataryası var. Genelde kullanılan batarya 18650 bataryalar. Eğer sadece ışık çıkarması için, sadece ışıklı yapılacaksa onlara stand adı veriliyor, stand saber'lar. İçinde bir ses kartı yok. Eğer aynı zamanda ses ve benzer özellikleri kullanılacaksa içinde bir ses kartı var. Bu ses kartını üreten iki tane önemli firma var aslında. Bir tanesi Plector Labs. Şurada bir tane ses kartımız var. O da Plector Labs'ın en yoğun kullanılan nano biskot modeli. Bu sadece ses kartı değil, değil mi? Bu sadece ses kartı değil. Yani üzerine bir SD kart takılıyor ve ışın kılıcının aslında kalbi. Işığın ne kadar parlayacağını, açılırken hangi sesi çalışacağı, kapanırken hangi sesin çalışacağı tamamen bu kart tarafından yönetiliyor. Bu nano biskoti orta giriş seviye bir kart. Üst seviye kartlarda işte blade'in rengi, ışığın rengi değişebiliyor RGB bir LED modülü takılarak. Daha fazla saber font olabiliyor. Saber font'tan da kastımız şu. Normalde ışın kılıçlarının içinde bir takım ses kitleri var. Evet. Eğer farklı ses kiti istiyorsanız bu sadece iki tane ses kiti alıyor. Farklı ses kitleri istiyorsanız
üst seviye kartlara geçmemiz gerekiyor. Ses kiti dediğimiz şu, yani bunun çıkardığı sesleri değiştiriyorum. Evet. Bu hatta şöyle de olabilir değil mi? Atıyorum, belli bir Star Wars karakterinin bir kılıcı vardır. Evet. Onun kendi karakteristik bir sesi vardır. Birisi yaparsa sen de buna yükleyebilirsin. Evet, mesela şunun şu anda açıldığında ham sesi veya swing sesi bu. Basılı tuttuğumuzda ikinci ses kesimi devreye sokuyor. Biraz daha farklı bir ses. Evet. Nano biskote dediğim gibi iki tane ses kiti taşıyabiliyor. Devamında da önün tam böyle önünde ışığın çıktığı tarafta LED modül var. Hı hı. Genelde 4-3 tane LED'den oluşan bir modül. 2 tane LED eğer bir ses kartı kullanıyorsanız sürekli yanıyor. Beyaz olan LED, bu artık tercihe kalmış durumda. Clash, yani ışın kılıcı birbirine vurduğu zaman beyaz. Flash efekti, hı, beyaz efekti yapıyor. Eğer üst seviye bir kart kullanıyorsanız bunlar RGB oluyor ve onların renkleri istediğiniz gibi, hı, yönetebiliyorsunuz. Blade, evet, tüp şeklinde. Normalde polikarbon bir tüp, kırılmayı engellemek için ve içinde de bir diffuser film var. Filmin asıl amacı ışığı alttan uca kadar taşımak. Buradan geri yansıtıyor mu bir şekilde? Bazı modellerde burası tip aynalı, geri de yansıtıyor ve daha yoğun bir ışık sağlıyor. Bir de string blade'ler var. Hı-hı. Onlarda ışın kılıcının önünde bir LED modülü yok. Blade içinde sıralı LED'ler, he, var. Ve onlarda tabii onun avantajı ışığı tamamen eşit dağıtıyor. Ve açıp kapanma efekti de yapabiliyor. Polikarbonat dedin değil mi bu malzeme? Evet, bu polikarbonat. Bak orada da şöyle bir not düşeyim. Mesela bu aynen diğer ses kartı gibi dışarıdan alınması gereken bir, evet, şey. Ve bunun kutusu kendisinden çok çok daha büyük. Evet. Ne oluyor? Kargo masrafını arttırıyor bizim için. Normalde 25 dolarlık bir blade. Evet, o kadar. Biz yani Ozan'la konuştum. Polikarbonat malzemeyi bulamadığı için yapamıyor bunu. Aslında onu da yapabiliyormuş. Bunu, evet, işte çözmüş bunun nasıl yapıldığını, içindeki malzemesi. Ama diyor ben diyor polikarbonat malzemeyi bu şekilde bulamadım diyor. Akrilikle denemiş. Akrilik kırılıyor. Kırılıyor, evet. Kırılıyor. Bu arada hani bu, şunu da söyleyelim. Bu malzeme sağlam diyoruz ya. Bundan düello yapabilirler mi? Düello yapabilirler. Aslında hiltin dayanımına bağlı. Bununla düello yapılabilir ve aslında harcanacak bir parça olarak, aslında bu tüketim malzemesi olarak da düşünülebilir. Çok kolay kırılmıyor ama kırılsa da 25 dolarlık bir parça aslında. Düello yapılabilir. Bütün bu parçalar aslında şeyde, video notlarında bahsederiz. Özellikle elektronik parçalar nerelerden, hı-hı, alınabilir ve onların linklerini veriyor oluruz. Evet. Tabii en önemlisi de altta sesin gelmesi için speaker genelde, hı-hı, pommel tarafına takılıyor, alt tarafa takılıyor. Onu da bir ayrı ver bana istersen. Evet. Bak orada gösteririm. Ağzı şurası zaten sesin, evet, engellemeyecek şekilde de tasarlanmış. Evet. Oradan sesin çıkması, evet, için. LED konusunda hani bunu alıp da içini ben kendim yaparım diyen biri çıkarsa, LED konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Gerçi seçeceğiniz ses kartının şeması ses kartının menüde çok rahat bulunabiliyor. Hı-hı. Ama en önemli soru ve en önemli soru işareti hep şeyle karşılaşılıyor. Bu LED'leri direkt bağlarken bir direnç seçilmesi gerekiyor. Normalde buradaki her bir LED'in bir çalıştığı, belli bir akımda çalıştığı bir voltajı var. İşte 2.9 voltsa kullandığınız pilde 3.7 voltsa aradaki farkı alıp o bahsedilen, hmm, akıma bölüp doğru direnci bulmak gerek. Orada ohm kanunu devreye giriyor ama hiç uğraşmaya gerek yok. Biz video notlarında şeyden bahseder oluruz. Bir tane online hesaplayıcı var. Ha, o direkt yapılabilir. Şimdi istersen şurada bir şöyle bir parantez açalım. Bunların şu anda yurt dışından alınması gereken, yani bunu buradan aldık diyelim. Biz şimdi bir Türk açısından bakıyoruz. Evet. Buradan yurt dışından ne ısmarlamamız gerekiyor ve bu ne kadarlık bir masraf? Şimdi yurt dışından alınması gereken öncelikle LED, hı hı, LED modül. LED modül için bir tane lens, hı hı, ki onu 30 derece açıyla direkt blade'e doğru ışığı yönlendirsin. O LED modülün yapışacağı bir termal yapışkan. Normalde çoğu hilt, bahsedeceğiz şimdi Ozan'ın hiltinin farkını, çoğu hilt için LED soğutucuyu ekstra almak gerek ama Ozan'ın kitinde o dahil. Onun için sadece yapışkan almak yeterli. Tercih ettiğiniz ses kartı Nano, gerçekten bu işe yeni başlayacaklar için uygun bir kart. Nano ses kartı ile beraber SD kartı zaten ve yüklü sesler geliyor. Ve bir tane de speaker. Evet, o da orada. Bunlar alındıktan sonra tek eksiğiniz aslında bir blade kalıyor. Hı-hı. Onun da linkini zaten video notlarında veririz. Peki kılıçtan bağımsız olarak ben kaç para harcamış oluyorum bunun üstüne? Şimdi bu elektronik kısımlar tamam aşağı yukarı 100 dolar civarında, shipment ile beraber 150 dolara geliyor. Geliyor. Blade de 25-20 dolar, alacağınız yere bağlı olarak değişiyor veya boyutuna bağlı olarak değişiyor.
İşte onun da shipment'ı geldiğinde herhalde bir 170-180 dolar harcanıyor sadece elektronik. Toplamda. Evet. Kılıç hariç. Kılıç hariç. Bir de bunun üzerine gümrük vergisi gelecek. Tabii. O artık hesaplanacak. Şimdi blade konusunda da dikkat etmek gereken bir nokta var. Eğer Big Boy için, Ozan'ın hilti için bu alınacaksa thin neck için, dar boğazlı saber'lar için alınması gerekiyor. Bu durumda diffuser film bir 2 santim içeriden başlıyor. Çünkü boğaza girerken engellememesi için filmin 2 santim içeriden başlıyor olması gerekiyor. Aksi durumda film buruşur şuradaki çıkıntı yüzünden. Doğru. Evet. Şimdi bunun haricinde kılıcın ayrı masrafı var demiştik. Mesela bu evet. Ne kadarlık bir masrafa bakıyoruz şu anda? Sadece kılıç için bu sefer. Sadece kılıç için. Şu anda Sabercraft'ın sitesinde bu 195 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda. Demek ki biz kılıcı aldık ve bir Türk'üz. Yurt dışından da gerekli malzemeleri aldığımız zaman bir o kadar daha neredeyse masrafa sebebiyet verecek. 195 dolar artı KDV. Ama tabii bir Amerikalı açısından baktığın zaman onun için çok daha düşük bir masraf olacak. Çünkü o adam kargosunu da daha ucuza halledecek. Gümrük vergisi diye bir şey zaten yok. Yok. Ama bir de tabii şöyle bir durum var. Amerikalılar biraz da işte hazır alabilme şanslarına daha çok sahipler. İşte bunu yapan adam istersen bitmiş bir şekilde veriyor sana. Amerikalılar da evet isteyen biri Hiltlini veya elektroniklerini seçip bir installer'a bu işi yapan birine ya gönderiyor ya da büyük firmalardan işte Vaderswalt, Ultra Sabers gibi firmalardan bitmiş şekilde satın alabiliyor. Burada ya kendin yapacaksın hani Ozan da yapabiliyor ayrı konu da. Evet. Onun iş modeli o değil şu anda ama yapabiliyor en azından. Bizimkileri o yaptı zaten sağ olsun. Burada çalışan bir örneği var. Şimdi ufaktan istersen bunun üstüne geçelim. Tamam. Şimdi ilk en basitini söyleyeceğim sana. Şu ne? Ona CoverTech Knob diyorlar. Aslında amacı yine Ozan'ın yaptığı ürünlerden biri bel askısı. Bele asılması için Saber'ın şu şekilde bu kemere takılıyor. Aslında kılıçtan önce onu yaptı da sattı evet, değil kılıçtan mi? Evet kılıçtan önce bunu yaptı. Aslında biraz Sabercraft'ın nasıl başladığını hikayesinden de bahsetmekte fayda var. Önce bizim videoyu görmüş aslında şu collectible ürünlerle ilgili. Ondan sonra bir filmin lansmanı ile ilgili bir mağazaya gitmiş. Orada çocuklara plastik ışın kılıçları dağıtırken kendi oğlu alamadı. Bu tabii ona bir şeyleri tetiklemiş, oturmuş tasarımı yapmaya başladı ve benimle temasa geçti. Kaç para demiş. Kaç para demiş. Tasarımı yapmaya başlamış ve bana ilk 3 boyutu tasarımları gönderdi. İşte fikir alışverişi şu bu derken bir gün ben bakıyorum kargoya bir tane prototip gelmiş. O prototipin ben fotoğraflarını paylaştım ilgili komünite sitelerinde. Acayip ilgi topladı. Yani birkaç dakika içerisinde yüzlerce like aldı. Hatta Saberforge'un sahibi beni paylaşımı sildi. Beni de gruptan ban etti. He güzel. O zaman bu iş doğru yolda olduğunu anladık. Valla Ozan'ın bir huyu var. Ozan'a vur dersin. Öldürür, diriltir bir daha öldürür. Yani o yüzden hani, ya bu basit bir şekilde başlar ama hiçbir zaman basit bir şekilde bitmez. Ozan'ın şu anda yapmaya kalkıştığı şey aslında en zor ışın kılıcı tasarım tipi. Dar boğazlı ışın kılıçları çok zordur. Çünkü hem ışığın geçmesi zordur hem dayanımı çok zordur. Orada işte şeyle başladı. O yüzden şundan da başladı. Bunlar da kemer tokası aslında. Yani çok basit. Ama güzel tarafı şu. Bu zaten bu işin standardı. Evet, o CoverTech Knob standart. Onu kullanan her kılıç bunu kullanabiliyor. O yüzden ilk satışları bundan yaptık. İlk satışları bununla yaptı. O da Etsy Store üzerindendi. Evet. Piper ile ilgili sıkıntı yoktu. Evet, Etsy'den satıyorduk onları. Sonra bu standı yaptı. Bu standı da Stand da şey değil. Hani istediğin kılıcı al koy. İstediğin kılıcı al koy ve farklı bir stand. Evet. Tamamen alüminyum bir stand şu anda piyasada çok fazla yok ve aynı zamanda aşağıdan aydınlatılabilen bir stand. Tabii burada şimdi ben aşağı sarkıttım. Burada LED donanımı var. İsteyen için tabii. İsteyen için. Onun buradan çıkışlarını yaptı. Bu aşağıya vuruyor. Işığı. İstediğin LED istediyse mavi istersen kırmızı artık sana kalmış. Bunun güzel bir şeyini daha yaptı Ozan. İsteyene bir seçenek vardı işte Etsy'de de o imkan tanınıyordu. Yazısız veriyor. Burada kocaman Sabercraft yazıyor. Ama şey yapmıyor. Yani ya oraya Ahmet yazalım. O öyle bir şey yok. O evet. O üretimi bayağı zorlaştıracaktı onun için. Ama her iki üründe gerek şu ürün Saber Mount gerek Saber Duck çok hızlı gitti. Evet. Çok inanılmaz pozitif tepkiler topladı. Ve ilk prototipin fotoğraflarını paylaştığında birkaç Sabersmith yani bu işin yapan kişi benimle temasa geçip hani bunun ilk ürünlerinden istiyorum diye tabii. haber verdiler. Şöyle de bir açılımı var. Bir başka versiyonu. Evet. Saber Mount'un Claw versiyonu. Evet. Bu da güzel ama ben daha sade takıldığım için bunu seviyorum. Bununla da kalmadı. Şimdi kılıca geçeceğim ama
aksesuarları bitireyim. Bu da şarj cihazı. O kılıçtan bahsederken bundan bahsedeceğiz. Normal bir Sabervolt. Sabervolt. Normal bir power bankle veya herhangi bir USB şarj cihazıyla ışın kılıcını şarj edebiliyorsun bundan. Evet, buna bağlıyorsun. Bu araya giriyor. Evet. Peki şimdi gelelim esas olayımıza. Evet. Buradan başladık zaten, bunu anlattık. Standart dedik. Bir kere en önemli özelliklerinden biri kılıcın hiçbir tarafında boya yok. Yani bu böyle, evet. Bütün malzemeler doğal renklerinde ve alüminyumdan üretilmiş. 6000 seviyesi işte uçak sanayide kullanılan alüminyumdan ve monoblok bir şekilde parçalardan üretilmiş. Alüminyum, şuralarda bakır ve bu pirinç var. Hı-hı. Aynı zamanda içindeki bazı noktalar içinde PVC kullanılmış. Evet. Ve tamamen CNC işlemesi ve el emeğiyle yapılmış bir kılıç. Şimdi ilk bunun göze çarpan tarafı, bir daha şunu söyleyeyim. Bu olayların Star Wars'la hiçbir alakası yok resmi yok. Olarak. Çünkü evet. Olursa başın derde gider. Evet. Dolayısıyla sen bir filmden bir karakterin kılıcını aynı şekilde tasarlayamazsın. Hı-hı. Mümkün değil. Bu özgün bir tasarım. Çok özgün bir tasarım. Yani evet, dar boğazlı kılıçlar var. Episode 6 Luke'da veya Episode 3 Obi-Wan'da var. Ama onun dışında inanılmaz özgün nitelikler kazandıran bazı detaylar eklemiş Ozan. Ve gerçekten de üretim açısından çok zor detaylar. Herkesin aklının başından alan şey şu aktivasyon kutusu oldu zaten. Evet. Hepsinde yani en iyi olarak kabul edilende bile bu buraya yukarıdan sanki düşmüş gibi konan dikdörtgen bir kaba bir kutu. Evet. İken Ozan da bu tamamen şu daire kısmına yedirilmiş. Çok güzel bir tasarım. Çok yuvarlak katlığı evet. Var. Tuttuğunda var bende bir tane ürün. Tuttuğunda her tarafına batıyor, rahatsız batıyor ediyor. Tabii. Ve görüntü dışında mühendislik olarak da çok ince detaylar var. Belki ilk bakışta anlaşılmaz ama şurada 3 tane LED alanı var. Sipariş ederken o LED'lerin rengini seçebiliyorsun. Hmm. Işın kılıcı açıldığında veya işte darbe esnasında yanması sağlanabiliyor. Şurada bir slider switch var. Işın kılıcının pilini tamamen devreyi kesen veya açan bir switch. Şunun altında iki tane switch var. Evet. Yukarıda ve aşağıda. Normalde nano'da iki switch olması hiçbir işe yaramıyor. Çünkü nano tek switch ile çalışıyor ama üst seviye kartlarda biri işte renk değiştirmeye yarıyor. Diğeri işte saber lock dediğimiz iki ışın kılıcını birbirine çarptığı esnada çıkan efekti yapmaya sağlıyor. Onun için kullanıcıyı esnek tutmak için iki tane switch altına monte etmiş ve gerçekten hani kolay basılabilir değil. Çünkü ışın kılıcını kullanırken kapanmasını istemezsin. Doğru. Gayet sert. Ve şuraya da bir USB port takmış. Işın kılıcını şu aşamada şarj etmek için kullanıyor ama o portu eğer biraz lehimle uğraşırsan data için de kullanabilirsin ki bazı Saber kartlarda USB portla konfigürasyonu değiştirilebiliyor. Ben şey isterim işte, bak burada bir parantez açayım. Şu kart aslında o kadar uğraşıyorsun el emeği şu bu derken şu kart minnacık şey yapan adam oranladığın zaman çok daha karlı durumda satış anlamında. Çünkü bunu gönderiyor. Sen bunu işte bir sürü kargoyla uğraşıyorsun. Bir sürü işte üretim prosesiyle bu. Bununla uğraşan adam daha mutlu oluyor günün sonunda. Evet. Ve hepsinin içine giriyor. İşte gençler bize soruyorlar. Ya yani biz işte artık biliyorsun bu Arduino kitler vesaireler, elektronik devreler her yerde satılıyor 15-20 dolara. Ne yapalım diyorlar. İşte böyle şeylerle kafayı başlayabilirsin. Biraz bakacaksın ya millet ne yapıyor, ne satıyor. Ya sen de bunu yapacaksın. Senin yapacağın bu kadar olacak ve bunun içine girmeyecek. Ama önemli değil o. Onu sen bir yaptıktan sonra o küçülmeye başlayacak. Mesela sen de gideceksin, yapacaksın, kardeşim diyeceksin. Ben bunu öyle bir versiyonunu yaptım ki sen cep telefonundan bağlayıp o fontu indireceksin sesi. Oradan da yükleyeceksin. Bir daha kabloyla uğraşmayacaksın. Yani bir sürü açılım olabilecek bir şey. Bu kartı üreten kişi bu konuda bazı denemeler yaptı. Onları video portalinde paylaşıyor. YouTube kanalında paylaşıyor. Ama henüz bitmiş ürün noktasına varmış öyle. Değil. Ama işte bak bu fikir. Yani bunu sen Türkiye'den çık. Şimdi Ozan'ın yaptığından daha rahat satarsın. Çünkü bunu satmak çok zor bir iş. Bunun kargosu bilmem nesi ama bunu el kadar üretmek şey. De yani bunu haftalar ya, alıyor aslında. Evet. 10 tanelik seti üretmek. İşte Activation Box gerçekten çok ilgi çekti. Evet. Pummel dediğimiz şuradaki topu çok ilgi çekti çünkü normalde piyasada üretilen ürünlerin çoğu burası düz bir şekilde düz. Tasarlanıyor. Bu içeriye doğru giriyor. Hani araba jantı gibi tasarlanmış durumda. Üretimi gerçekten çok zor. Ozan'ın işte zaten uzman olduğu konu detay. Yani aklına gelmeyecek yerde bir söküyorsun bir şey çıkıyor böyle şaşırıyorsun. Zaten bunu söküp topladığında bir şey ya yerine girmiyorsa ya da anlam veremiyorsan kesin bir yerde hata yapıyorsun çünkü Ozan kesin bir şey düşünmüştür. Şurası Grenade bölümü. Ve boğaz kısmı. Emitter'da gerçekten hani çok fazla detay var. Üretimi gerçekten çok zor olan evet. Bir emitter tarafı şey tasarımı yapmış ama
kılıç aslında görünen tarafıyla bitmiyor. Bitmiyor tabii, daha içi var bunun. Daha içi var ki normalde boş kit satanlar yurt dışında genelde böyle teslim ediyor. Hani ne yaparsan yap. Ozan switch slider'ları, switch'leri koymuş, USB portunu koymuş ve LED'leri buraya koymuş. Onunla da kalmamış. Bir de normalde bunları, bu elektronik devreleri içeri monte etmek için ya işte bantlarsın, bir şekilde köpükle sabitlemeye çalışırsın ya da 3 boyutlu şaseler bulursun, piyasada satılır. Ozan şasi de tasarladı. Ve tasarladığı şasi, şurada ses kartının durması, şuraya hoparlörün takılması, 28 mm'lik bir hoparlörün takılması, altına da 18650 3.7 voltluk bir pilin takılması için hazneyi de yapmış. Ve gerçekten tasarım çok güzel. Hatta şu hoparlör arkasında bir hoparlör kabini gibi bir alan yaptığı için ses çok fazla tok çıkıyor. Burada resimleri de paylaşırız. Hani görülmeyecek yerlerde inanılmaz detaylar yapmış. Şu pilin kontak noktasına dekor yapmış. Yani çok da gözükmüyor. Şu tarafa RT'yi yazmış ya da Sabercraft'ın logosunu koymuş değişik noktalarına. Gerçekten çok inanılmaz bir emek var. Evet. Bu sadece buna uyuyor değil mi? Bu sadece buna uyuyor. Sadece Big Boy'un tasarlandı. Hatta içine koyduğunuz zaman normalde oynamaması için vidalandığı zaman arka taraf tamamen bu sıkıştırıyor. Ve içinde sabit bir şekilde kalıyor. Bu bir parça. Onun dışında ses kartını aldığınızda ve şemasına baktığınız zaman bir sürü ortak eksi, ortak artı var. Bunlarla uğraşmamak için adına Saber diyafram dediği bir parça tasarladı ve bunu kılıcın tam şurasına monte etti. Oradan ortak akımla alınan noktaları direkt onun üzerinden bir hub gibi, elektrik hub'ı gibi oradan dağıtabiliyorsun ve bu çok ilgi topladı aslında. Bunun da paylaşımı sitesinde Facebook'tan yapınca bu kartları tasarlayan kişi tarafından takdir aldı aslında. Çok basit bir düşünce. Bir diğer önemli nokta, dar boğazlı kılıçlarda LED modülü ya burada olur ya burada olur. Burada olmasının dezavantajı, ışık çok arkadan gelmeye başlayacağı için ışık bir azalma söz konusu olabilir. Şurada olmasının dezavantajı da LED modülü şuralara bir yere sıkıştırılmak zorunda kaldığı için blade çok iyi girmez. Alttan da sıkıştırılmaz. Onun için duello sonrasında yerinden fırlayabilir. Ozan bir de şuraya bir opsiyon koydu. Siz LED'i ya buraya koyabilirsiniz ya da şuraya koyabilirsiniz. Her iki opsiyon içinde soğutucular tasarladı. Mesela şurada duran soğutucu şöyle, gene çok fazla detay var. Yani artı eksi noktaları, bağlantıları üzerine işaretlemiş. Sabercraft logosu koymuş. Ya bu parçayı bir kere takıyorsunuz, bir daha da görmüyorsunuz. Ama buna rağmen detaylar çok fazla. Evet, şimdi bunları bir araya getirmek tabii başka bir uzmanlık istiyor. Yani bunu şimdi birisi almaya kalksa yapacağı bayağı, bu kadar kolaylığa rağmen bayağı bir lehim işi var. Dikkat etmesi gereken bazı noktalar da var. Hani bunu Ozan'dan bu şekilde alıp elektronik parçaları da toplayıp bu işe girişiyor olabiliriz. Şimdi öncelikle bu kendin yap kitlerde önemli olan nokta şu. Bu bir oyuncak değil. Bu bir oyuncak değil. Yani RC hobisinde olduğu gibi bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Alınıp çocuğa verilecek bir ürün değil. Kullanılacak batarya önemli. Kullanılacak batarya 18650 şu anda bu şasiye uyan batarya ve korumalı batarya olmasını tavsiye ediliyor aslında. Koruma da şu. Batarya aşırı boşalması veya aşırı dolması, aşırı deşarj ve aşırı şarj olması engelleniyor. Aksi durumda işte reaksiyon başlayabilir. Hatta yanabilir. Onun için önemli bu. Bir diğer nokta, kartı lehimlerken şemaya dikkat edin. Hatta Ozan bir de işi kolaylaştırmak için renk kodlarıyla beraber, hatta ışın kılıcının içinden gelen bütün kodlar aynı zamanda bu şemada belirtilmiş. Onlara dikkat edilmeli ve SD kartı, ses kartının SD kartını en son takmakta fayda var. Lehimleme esnasında SD kartı içeride olmamalı. Bu önemli bir nokta. Evet. Senin dediğin çok doğru. Bunu çocuğa vermemen lazım. Her ne kadar bu gerçek olmasa da şunu birisinin kafasına geçirirsen adam ölür. Yani bu ağır bir şey. O yüzden bu çocuklardan uzak tutulmalı. Öte yandan bununla ilgili, yani yurt dışında videoları izliyorlardır. Duello dedik ya, onu profesyonel şekilde adam koreografi yazarak yapıyor yani. Evet. Ve bize soruyorlar almak isteyenler dayanır mı diye. Dayanır diyoruz. Dayanıyor aslında. Çok ekstrem noktalar uygulanmadı. Bir de parçalar işte alüminyum, pirinç gibi sağlam parçalar olduğu için sıkıntı çıkmıyor. Ve özellikle polikarbon blade ile çok
sağlam bir yapı. Hatta Ozan'ın bir diğer farkı, normalde blade takıldığında burası alyanla tek vidayla sıkıştırılır. Ozan iki vida yapmış durumda şuraya. Onun için çok daha önemli. Burada önemli bir nokta, bunu sonuna kadar sıkıştırmaya çalışmayalım. Çünkü diş atabilir ne kadar olursa olsun. Çok fazla sıkıştırmaya gerek yok. Bunun rengi var mı? Şimdi normalde değişik blade tipleri var. Modül blade tipleri. Bu renksiz olan. Bu durumda tamamen LED'in, LED mavi ise mavi LED çıkıyor. Eğer darbe esnasında da beyaz, beyaz parlıyor. Photon Blade diye bir blade türü var. O yeşil. Onda mavi ışık verdiğinde çok belirgin bir yeşil çıkıyor. Hı. Veya Day Blade denilen ışık şeyler, blade'ler var. Gündüz kullanımı için. Onlar renkli. Tercih hem beyaz ışık vurduğunda sadece parlıyorlar. Ama tabii onu alırken şeye göre alacağım. İşte kırmızı kötü taraftır, karanlık taraftır. İşte ona göre seçeceksin. Ya birazcık da şey değil ya, kırmızı benim kıyafetime uydu şeklinde almamak lazım. Bayağı da sıkı. Bayağı da sıkı. İşte Ozan'ın bir diğer şeyi de o. Gerçekten hani milimetrik farklarla tasarımları yapıyor. Ben bu işe başladığımda Ozan benimle temasa geçti. Benden birkaç numune istedi. Gönderdiğim numunelerin çoğunu beğenmedi. İşte Saber Forge'un veya Vader Salt'un numuneleri vardı. Ama onun karşılığında bir tanesini yapmak işte iki haftayı buluyor. Değil mi? Daha da fazla. Özellikle şu parça çok zaman alıyor. Ama alanlar zaten bu iş biraz böyle olduğu için bir ses etmiyorlar çok fazla. Ya 12 hafta, normalde bu işte 12 hafta beklemek, 8 hafta beklemek çok normal. Normal. Onun için ses etmiyorlar. Ozan şu anda bildiğim kadarıyla bir 10 tanelik seti zaten sattı ve gönderdi. Gönderdi. O alanlar arasında çok tanınmış, popüler olan Sabersmith'ler, bu işi yapan kişiler var. Onların 3 tane videosu var, yayınlandı. Yani inceleme çıktı. İnceleme çıktı. Hani para verse reklam bu kadar olamazdı. Hiç olumsuz bir geri bildirim olmadı. Çok olumlu geri bildirimler oldu. Hatta bir tanesi Şamim şu anda kılıcı tamamen krom kaplatıyor ve tekrar kurulumunu yapacak. O videoda yakında yayınlanır. Burada bitmeyecek. Bu Big Boy'du. Sabercraft bunun markası ama ürün Big Boy'du. Bunun başka versiyonları da ileride olacak. Yani hayatı boyunca Ozan Big Boy satmayacak. Bu bir yerde bitecek mecburen. Evet. Hatta Ozan bu kılıçtan çok şey öğrendi. Oradan öğrendikleriyle artık bundan sonrakileri tasarlayacak. Muhtemelen de üretim prosesini kolaylaştıracak şeyler yapacaktır diye tahmin ediyorum. O sürenin biraz kısalması lazım çünkü. Bu arada atladık. Ozan normalde kılıç ve iç tarafındaki o aparatlar ve şase, led soğutucu vesaireyle beraber bazı detaylar daha gönderiyor. En önemli detaylardan biri bu USB port. Şurada USB portu 2.1 mm jack'a çeviren bir adaptörle beraber geliyor. Bu 2.1 volt adaptörü ya işte 18650 pilleri şarj etmek için akıllı şarj cihazı alıp kullanacaksın ya da Ozan'ın sağladığı volt cihazını buna takıp normal bir 5 voltluk USB şarj cihazıyla şarj etmek gerek. Direkt 5 voltu buraya takmak çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü pil normalde 3.7 volt ve 4.2 voltla şarj oluyor. 5 voltu verince tehlikeli olabilir. Doğru. Evet, bütün detaylarını konuştuk diye tahmin ediyorum. Sabercraft.com tekrar söyleyeyim. Zaten bağlantılara veririz. Çok şey değil. Hani henüz bunun hedef kitlesi Amerika. Çünkü Türkiye için çok pahalı bir ürün kaçıyor. Dolar kuru yüzünden. Evet. Onun en büyük sorumlusu o. Oraya ayrı fiyat, buraya ayrı fiyat yok. Ama isteyen olduğu zaman ki oldu. Bizim arkadaşlarımız, kıramayacağımız insanlar rica ettiler. Onlar için biz kendimiz o riski göze alıp içini getirttik. Risk diyorum çünkü hani bunun resmi ithalatçısı falan değiliz içinin. Evet. Çok fazla getirirsen gümrük gel bakalım sen ne yapıyorsun diyor. normal şartlar altında ama şunu söyleyeyim, geliyor. Yani ben kaybolduğunu pek duymadım çünkü. Ben kendim için aldım bir iki defa, sorun çıkmıyor. Geliyor, küçücük bir kutuda geliyor zaten bunlar, küçücük şeyler. Bu çok büyük bir kutuda geliyor. Ama en ucuzu da bu zaten sayılır. Hani kutusu büyük, içini açmışlar ben gördüm. Kontrol etmiş devlet. geldi. Ya blade alınacaksa aslında belki iki tane, üç tane blade ben beraber alınması daha anlamlı olur. Evet. Üç tane aldım çünkü şeyi, kargo masrafını değiştirmiyor. Değiştirmiyor çünkü aynı kutuda geliyor. Evet. Böyle daha hani yeni versiyonunu yaptığı zaman Ozan onu da konuşuruz, onu da anlatırız. Bir çeşit hani bizim izleyiciler için hobi. Bir de ama Türkiye'den, yani bu Manisa'da yapılıyor. Sen Manisa'dan kalkıyorsun. Amerikalı'nın kültürünü onlardan daha iyi bir mala çevirip onlara satıyorsun.
Aslında bir başarı hikayesi var ortada. Evet. Ama işte bir kısmı da Türkiye gerçekleri. Bunu satmakta çok zorlanıyor. Çünkü parasını alma sistemi yok Türkiye'de doğru düzgün. Çalışmıyorlar. Ben onların çok derinlerine indim daha sonra. Bu benim tweetlerden sonra da. Yok yani öyle bir yol yok. İdeal bir yolu yok. Hepsi bir şekilde takılıyor. Zar zor ama adamlar da kalitesi ortada olduğu için onlar da inatla almaya çalışıyorlar. İnatla almaya çalışıyorlar. Yani bu gerçekten yorumlar aşırı pozitif. Evet. Yani çok fazla pozitif. Yani ben de açıkçası şaşırdım. Hani İngilizce ile ilgili sıkıntısı olmayan kesinlikle o notlarda o linkleri paylaşırız. Gerçekten izlesinler. Çok güzel. Evet. Bakalım bence Ozan daha da iyilerini yapacaktır bunun. Çünkü ilk denemede bunu yapıyorsa hani denklemi öyle kurduk. Bir de filmleri izlese demek ki neler yapacaktı. Ya bizim de ona katkımız zaten işin o kısmında. Hani biz ona o konuda destek oluyoruz. Ya bak bu filmde böyle, sen de bunu böyle yap vesaire. Ben de işte doğru komünite, doğru kitleye nereye hitap etmesi konusunda biraz yardımcı oldum kendisine. Bir de ben, ismini de ben uydurdum Sabercraft diye. Şu K'yı ışın kılıcı gibi yapmak istiyordum ben ama olmadı. Ama logo ışın kılıcının sallanması. Evet, onu da Ozan yaptı. Hoşuma gitti, öyle kaldı. Bakalım haberleri bizden almaya devam ederler. Bizden şimdilik bu kadar. Geldiğin için yine sana çok teşekkürler. Rica ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.